Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimiz? Sorarsanız biziz. Arkadaşlar bugün of çok yoruldum. Temizlik yaptım. Yoruldum. Ondan sonra çamaşır zaten hiç bitmiyor. Sağ olsun. Bizim evde çamaşır hiç bitmiyor arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Bulaşık desen yine aynı. Hiç bitmiyor. Arkadaşlar bunu yapmak gerekiyor. Ben soğukluğu normalde haşlıyım. Bir aşırı şöyle bir şey haşlıyım. Şey yapıyorum ondan sonra. Zaten öyle yapıyorum. Bunu annem o zaman şey almıştı arkadaşlar. Cücük almıştı. Tavuk yani. Aldı. Bana da dediydi kızım size de alayım diye. Aldıydı o zamandan şey yaptı. 7 tane. 7 tane miydi? 8 tane miydi? Bana göndermişti. Vallahi ben de ne yalan söyleyeyim. Dolabıma koydum. Dedim kışın dedim. Hiçbir şey bulamasam derim bari haşlarım. Tavuklu pilav yaparım. Çocuklarının oturur yerik dedik. Suyunu şöyle kenara alayım arkadaşlar. Rümeysa da soğan doğruyor. Bunu yazdan koydum arkadaşlar şeye. Aman yazdan demişim. Geçen sene ben koydum tavuğu dolaba. İki tane ayırdıydım. Hatta annem dedi ki kızım dedi bu neydi dedi. Ben de tavuk dedim. O senin gönderdiğin tavuk dedim. Aferin kızım dedi. Sen de akıllısın dedi. Hepsini yiyip bitirmemişsin. Ana dedim ne olur ne olmaz dedim. Kışın dedim. Allah korusun hasta masta olursak dedim. Çıkardım dedim. Çorba morba yaparım. Suyuna muyuna köy tavuğu ele mi geçer? Bak sobanın üstüne koy dedim. Şey gibi olmuş. Soba yanıyordu zaten. Ben de sabah kalktığımda eşim oturdu biraz. O kalktı gitti işe. Ben de bunu şey yaptım. Biraz model falan çıkarttım. Ama video çekemedim daha. Hava yağmurlu. Dedim bari soba yanıyor yanmaya. İçeri kapıyı açtım. İçeri hem havalansın dedim. Hem de dedim bari tavuk da orada bitsin dedim. Suyunu koyduydum ocağa. Buzluktan çıkarttım. Onu sabah çıkarttım buzluktan. Köy tavuğu ele mi geçer arkadaşlar? Mis gibi. Şöyle dedim şey yapayım. Etini didikleyeyim. Rümeysa da soğanla soysun. Doğrasın. Onu güzel bir şey yaparım. Ne onun adı? Soğanı kavurup üstüne de karabiberini şeyini atıp yaprak biberini şöyle kavurduğum zaman çok güzel oluyor. Ben öyle seviyorum. Mis gibi oluyor pilavın üstünde. Yanına da işte cacık yapak dedik. Dur bakayım soğuklukla nasıl yaparsak artık. Of. Cacık çorba yapayım dedim. İlk önce eşim oruç tutuyor ya. Çorba yapayım dedim. Çorba da baktım cacık yapacağım deyince çorbayla cacık olmaz şimdi dedim. Sizlerde neler var, neler yok, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, neler yiyorsunuz, neler içiyorsunuz. Çok sıcak. Soğuk, eski soğuklar yok çok şükür ama yağmur var burada. Ama o çok şükür eski soğuklar gitti arkadaşlar. O neydi öyle Allah'ım yarabbim. Mutfağa gelip geri kaça kaça şeye gidiyorduk. İçeriye gidiyorduk. İşte sobalı evin de bu yönü kötü işte. Yoksa soba güzel ısıtıyor. Ama sobalı evin bu yönü kötü. Kardeşime diyorum ki ne kardeş diyorum senin diyorum şeyin var diyorum. İmkanın var diyorum. Güzel diyorum oraya diyorum bir kalorifer şey yap diyorum. O da diyor ki ne ona diyor kömür mü yeter şey mi yeter diyor. Senede kaç torba kömür gidiyor bilmiyorum da. Okulda çalışırken ben okulda valla bir kamyon getiriyorlardı. Ama kaç torba bilmiyorum. Kenara yığıyorlardı şöyle. Tamam kızım. Kapıyı yavaş aç. Tripoda değmesin. Kenara yığıyorlardı. O bir kış şey yapıyordu. Eğer biterse zaten müdür bir daha istiyordu. Ona milli eğitim gönderiyordu zaten.
yiyecek çıktı. Derisini yemiyoruz zaten biz. Bizde deri yenmiyor. Kimisi derisini seviyor, kimisi sevmiyor. Ben bekarken tavuğun derisini çok seviyordum. Öyle alıp yiyordum. Sonradan sonra bir tiskinti geldi. Şimdi hiç yemiyorum. Eşim de yemez zaten. Çocuklar da yemezler. Şöyle derilerini alıyorum. Annem seviyor ama. Yaramıyor ya. Yaramayan şeyleri zaten insan yaramayan şeyleri seviyor nasıl oluyorsa. Arkadaşlar vallahi tatlım çok güzel olmuştu. Hala da bakın daha hala mesela çıtırlığı üstünde. Mesela akşam yaptım. Sabah kalktım baktım o sosu denemek için. Çünkü aldığım tarifte de yazıyordu. Hani günlerce kalsa da çıtırlığını kaybetmiyor diye. Hala çıtırlığı üstünde. Çok güzel olmuş vallahi. İlk yapmama rağmen başarılı oldum. Allah izin verirse bayramlarda falan mesela bizim eşimin şey vardı nasıl diyeyim size hem eltimin babası hem de ablamın kocasının dayısı öyle diyeyim yani her iki taraftan da akrabalık var onlar Ahmet dayı işte her sene bayramda onlara bayramlaşmaya zaten hiç aksatmadan gidiyorduk. Hala da gideriz. Ahmet dayı her sene bir tepsi mi, iki tepsi mi baklava alır. Bayramda başucuna koyar. Gelen misafirlere durmadan mesela her gelen kim olursa olsun tatlı ikram ediliyor. Onların adetinde öyleymiş. Her gelene tatlı ikram edilir. Yani eğer kola varsa kola, meyve suyu varsa meyve suyu, çay varsa çay. Bizim bir tane tanıdık vardı. Ramazanlıkta bizi o zaman yemeğe çağırdılar. Yeni evliyken yemeğe çağırdılar. Yemeğe çağırdıklarında gittik. Vardık yemeği yedik. Yerken beraber arkasından şey geldi. Çayın yanında tatlı baklava açmışlar. Kendileri açmışlar. Ondan sonra getirdi. Ben dedim ki ne? Bu dedim tatlı. Hani çaynan dedim tatlı şey olur mu dedim. Oo dedi. Çaynan dedi. Daha güzel oluyor dedi. Ev yapımı iyi. Daha Anne. güzel oluyor. Efendim oğlum. Bizim horoz dışarı çıktı mı? Ne oldu mu? Dışarı çıktı mı? Kim? Bizim horoz. Yok. Yan taraftaki horoz. Kafası niye kırmızı kanamış? Horoz nerede ki? Burada bizimki sağlam da. Tamam bizimki çıkmadı dışarıya. Sen neredeydin? Ben gittim kapalıydı. Nere kapalıydı? Şey. Hatırlıyorsun. Sağ. Bu kapalı. Ne kapalı? Ben sana dedim. Gitme dedim. Niye dinlemedin beni? Yağmurlu ya. Yağmursuz havada gidelim. Arkadaşlar geri güreşe başlıyorum. Başla başla hadi bakayım. Ben odun kırıyorum. Odun kırıyorum. Kır hadi. Akşam yine de sobayı yakmazsan arkadaşlar soğuk oluyor. Bayağıcık soğuyana kadar bu irilerin de tam soğusun da öyle arkadaşlar şimdi ellerim iyice yandı. Çok sıcak. Baksana, man çıkıyor. Azıcık pilav pişireceğim. Bulgur pilavı.
Ben de biraz dedi bulgur şey pişireceğim zaman, pilav pişireceğim zaman diyor bana bulgur pişir diyor. Dün pirinç pişirdiydik. Bugün de bulgur pişirdik. Şunu şöyle, tamam abim de, şöyle şey olsun, şöyle indirelim, tencerede tam görünsün arkadaşlar. Sağ da soğanı doğra da atacağız. Şu da dursun. Bunları annem hep sobanın başında büyüttü arkadaşlar. Kıştı aldığında. Millet alıyor diye annem de aldı o zaman. Komşular falan alıyor diye aldı. Sobanın başında büyüttü. Kendilerinki 12 tane miydi neydi? Kestiler onlar. Yediler, hep yemek yaptılar, yediler. Buradan arkadaşlar bir bizim köyde komşumuzun kızıydı yani yeğeniydi. Plastik gibi mübarek, şuna bak. Ummuhanı Körük, Ayşegül, Şule Sarı. Şimdi evlenenlerin soy isimlerini bilmiyorum, sadece isimlerini biliyorum. Onların bir kardeşleri vardı, Alpaslan. Eğer bir de yanlış hatırlamıyorsam Mücahit diye bir kardeşleri vardı. Bak ben yanlış hatırlamıyorsam, çünkü ben köyden geleli bayağı bir oldu. Annelerinin ismi Şadiye. Bunlar bizim köyde komşumuzun yeğenleriydi arkadaşlar. Şu şeyi getireyim de. Komşumuzun yeğeniydi arkadaşlar. Yazın gelirlerdi köyde, tarhanalarını yaparlardı, bulgurlarını kaynatırlardı. Ondan sonra kurutmalıklarını kuruturlardı. Ben hayal meyal hatırlıyorum, ben çocukken yani onlar devamlı geliyorlardı. Şimdi tabii ki herkes evlendi, ev ayrıldı, yol ayrıldı. Herkes yuvasının derdine düştü. Alpaslan abi vardı işte bir tane, Mücahit vardı herhalde, yanlış hatırlamıyorum. Şey vardı. Şöyle biraz eriştesini bol koyacağım arkadaşlar. Annelerinin ismi Şadiye, babalarının ismi Mahmut. Kızların ismini 3 tanesini işte biliyorum. Başka var mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani, daha doğrusu bilmiyorum derken. Hatırlamıyorum. Onlar yazıyor, yorum yazıyorlar arada bir bana. Ummuhanı Körük burada, Nuray var bir tane. Nuray'ın abisiyle evliymiş.
Nuray'ın da kim? İlk önce tam kim olduğunu bilmiyordum. Bizim rahmetli köy şeyde köyde Kör Osman vardı. Hani adamın ismi Kör Osman'dı. Gözünün büyüğü kör olduğu için lakabı Kör Osman'dı. Onlar herkes öldü, gitti, çocuklar herkes bir yere şey oldu. Onun yeğeniyle evliymiş. Rahmetli Kör Osman'ın yeğeniyle evliymiş. Ummahani Körük. Ya Ummahani Körük, Körük soy ismini tam bilmiyorum ama bizim köyden biri ama kim olduğunu hatırlamıyordum. Bilmiyordum yani. Sonradan açıklama yaptı. Görümcemle görüşüyor mu falan deyince ben de anneme sordum. Ona dedim böyle böyle. Tamam kızım dedi o zaman dedi. Sonradan da kendileri açıklama yaptı zaten. Ben Talaz Mahmud'un kızıyım işte. Kardeşlerim, bacılarım hep seni takip ediyor diye. Buradan hepsine selam gönderiyorum. Kendilere çok çok teşekkür ediyorum. Şadiye yengemin de ellerinden öpüyorum. Çok dili tatlı bir bayandı. Köye geldiği zaman böyle konuşması falan. Onlar Osmaniye'de oturuyorlar. Çok konuşmasını bilen bir bayandı yani, güzel şeydi. Gerçi Cemile yenge de aynı. Cemile yenge de konuşmasını bilen bir bayan. Çocukları da aynı. Bu sene Mehmet annem, yani Cemile yengenin kocası komşumuz, muhtarlık adaylığını düşünüyor ama dur bakayım hayırlısı olsun, kazanır mı kazanamaz mı bilmiyor. Herkes seviyorlar. O diyor oyumu veririm, o diyor oyumu veririm ama dur bakayım. Arkadaşlar erişteli yapıyorum bugün pilavı. Bu iki günden beri ezan okunuyor. Öyle şey yapıyorum. Sofrayı seviyorum. Eşim oruç. Allah razı olsun o da bir şey demiyor ama yetiştiremedim. Dün baklavayla uğraştım. Ondan önceki gün hele bilmem neyle uğraştım derken. Bugün de temizlik dedim. Bugün erkenden pişireceğim. Hatta dedim ki ne sabah kalktım. Eşimi ne yapacaksın dedi. Vallahi dedim bilmiyorum dedim. Sonra tavuğu çıkarttım işte sobanın üstüne koydum. Dedim bugün erkenden pişireceğim dedim. Yemeğe dedim. Hazır olsun. Ezana 5 dakika kalasıya. Bu sofrayı sereceğim dedim. Olmazsa salata yaparız. Yani acıcık canım istiyordu ama salata yaparız. Yani şu şeyi çorba yapacağım. Soğuklu çorba yapacağım. Onun çorbası güzel oluyor. İyice kavruldu arkadaşlar. Önceden ben de mesela benim kafa estimi hangisi şeyime gelirse onu yapıyorum arkadaşlar. Eğer bulgur, bazen bulguru erken koyuyorum, bazen suyu erken koyuyorum. Annem hep suyu erken koyardı. Ondan sonra bulgur içine atardı. Ben de böyle yapıyorum bazen. Bazen bulguru kavuruyorum, öyle şey yapıyorum. Hangisi denk gelirse artık onu yapıyorum. Aslında bir gün de böyle canım istiyor da kendime güvenemiyorum. Niye kendine güvenemiyorum derseniz, tepsi böreğinde oturuyorsun, açtığın yerde yapıyorsun hani. D börekte mesela açacaksın, içleyeceksin, kalkacaksın, pişireceksin. Of çok yorucu geldi şu anda. Bunun suyu kaynasın arkadaşlar, içine bulgurunu atayım. Bu pissin. Şunu da soğanla kavurayım bir yandan. Sonra tavuğunu içine atayım, karabiberini, kimyonunu koyayım içine. Bu böyle pissin. Abdullah da odun kırıyor. Arkadaşlar pilavımız pişti. Onu kenara aldım. Şimdi tavuğumuzun şeyini göstereyim size. Çok az şöyle ya. Thank you.
şeyde karabiber olmazsa olmazımız. Çok güzel kokuyor mis gibi. Kimyon atmayacağım. Yapak biber atacağım. Tuz atacağım azıcık çünkü tavuğu haşlarken de tuz atmayı unutmuşum. Yani şey gibi oluyor arkadaşlar bu. Hani tavuğu dolduruyorsun ya içine, soğan dolduruyorum ben. Kimisi pirinç de dolduruyor da ben pirinç hiç yapmadığım için bilmiyorum pirinçli nasıl olur diye. Kimisi daha iri iri kalmış içinde de. Şey tavuk. Elim yandı ya dedik derken sıcaktı. Ocağım da kirlendi, pilav taştı biraz. Sofrayı ser kızım sen. Evet arkadaşlar, tavuğumuz da böyle. Şimdi sofraya geçelim inşallah. Bir şey kalmamış evde. Yani yemekte. Bir baktım biraz zavallı oldu. Meyve sadece 3 tane şey yapmış. Soğan şöyle 3 dilim soğan koymuş. 2-3 tane de turşu koymuş saklama kabının içine. Azıcık da pilav koymuş. Şöyle götürmüş. Şu anda ezan da okunmaya başladı arkadaşlar. Eşim de gelir şimdi içeriye dışarıda. Abdest mi alıyor? Elini mi yıkıyor? Ne yapıyorsa. Ayranı getirmeyi unutmuşum. Şöyle. Bunu da böyle arkadaşlar üstüne yayıyorum. Erişte bulgur pilavı.
soğanla tavuğu şey abi, köy tavuğu. Tavuklu pilav diyebiliriz kısacası arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın. Evinizde internet olanlar izlerseniz, beğenirseniz, iki kelime yorum yazarsanız sevinirim. Emoji yorumdan sayılmıyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Emoji yorum yerine geçmiyor. Onu söyleyeyim yani. Siliniyor. Bana az katın. Yeter mi? Hı. O zaman bunu Abdullah'a katayım, sana şuna katayım. Şu da ağabeyine gelince. Mustafa daha içti. Ay sana çok koydum. Neyse öyle başlasın. Turşu var. Koysana geri ona. Hı? Koysana geri. Ne koy? Şeye. Kazana. Çok mu bu? Hı. Olmaz. Arkadaşlar akşam menümüz böyle. Tavuklu pilav. Ay. Bacama sıcak sıcak ne değiyordu. Tavuklu pilav, turşu, soğan, ayran. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yorum kısmında sabitliyorum arkadaşlar. Oradan mavi linke tıklayarak abone olursanız sevinirim. Oranın 1000 aboneye 4000 dakikayı doldurmaya ihtiyacım var. Oraya desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinizi kucak dolusu sevgilerimle, saygılarımla anıyorum.